Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ornitosis hastalığı. Göz nezlesi halk adındaki diğer adı. Nereden çıktı diyeceksiniz. Gördüğünüz mavi muhabbet kuşu geçenlerde öyle bir hastalık geçirdi. Size bunun hakkında bilgi vereceğim araştırmalarımın sonucuyla ilgili. Yalnız baştan uyarmak istiyorum. Şunu bir açıkça söyleyeyim. Ben veteriner değilim. Sadece hastalığı tecrübe etmiş ve atlatmış bir kuş sahibi olaraktan size bilgi vereceğim. Kesinlikle söylediğim hiçbir şeyi veterinere danışmadan kullanmayın. Ben sadece size bir yol gösteriyorum. Ya da çevresinde veteriner olmayan arkadaşlar için belki uygulanabilir. Ama ben tavsiye etmiyorum. Ben iki veterinere danıştım. Birine götürdüm. Biriyle de telefondan irtibat kurdum. O şekilde tedavi ettim. Yaklaşık bir hafta sürdü tedavim. Öncelikle size bu hastalık hakkındaki araştırmalarımı söyleyeyim. Yaygın bir hastalıkmış. Ben de yeni öğrendim. Mayıs, Haziran ve Ekim, Aralık gibi gözüküyormuş özellikle. Zaten şu anda Ekim, Aralık kısmı içindeyiz. Tek gözde oluyormuş. O yüzden göz nezlesi deniyormuş. Ama kesinlikle gözle alakalı bir hastalık değil. Üst solunum yolu hastalığı. Hastalığın asıl sebebi, adını burada asla telaffuz edemeyeceğim değişik bir adı olan bir bakteriden dolayı oluyormuş. Ama çoğunuzun bildiği gibi zaten bakterilerin kökünü kurutmak için antibiyotik kullanılıyor. Neyse, hastalığın belirtilerine gelelim şimdi. Belirtileri, çok ilginç bir şey söyleyeceğim size bununla ilgili. Benim araştırmalarımı söylüyorum önce. Tüyde kabarma, göz-burun akıntısı, halsizlik, kayıtsız kalma, nefes alıp verirken zorlanma, iştahsızlık falan. Ama size bir şey söyleyeceğim. Şu an şok olacaksınız. Benim kuşumda hiçbir belirti gözükmedi ve bu yetişkin kuşlarda belirti gözükmüyormuş genelde. Ben nereden anladım onu söyleyeyim. Bir gün, her gün ben kuşları zaten çok odada tutmam. Görüyorsunuz zaten şu an. Salarım yani kafesin içinde. Gezinirler oradan oraya. Mavi kuşumun uçamadığını fark ettim. Yani süzülüyordu yani böyle yani kağıt uçak gibi yere düşüyordu. Çok hani iyi uçan bir kuştu. Ne olduğu için önce bir üreticime gittim. Çok sevdiğim bir üretici abi. O çok anlamadı açıkçası. Yardımcı olmak istedi ama anlamadı. Dışında bir şey yok. Hani kuş halsiz falan filan. Zaten bir belirti de kuşun kursağı boştu, yem yemiyordu. Dedim ki bu böyle olmayacak. Veterinere gittim. Bilmiyorum Ankara'da veteriner giden var mı, veterinere giden var mı bilmiyorum ama veteriner fiyatları zaten uçuk ve kuştan anlayan veteriner bulmanız çok zor. Ben reklam yapmayacağım şimdi. Ben buldum. Fiyatı pahalıydı ama buldum. İlacını falan aldık. Neyse. Benim kuşumda bir belirti gözükmedi. Yetişkin kuşlarda da zaten genelde belirti vermiyormuş. Dikkat edin yani hani kuşunuzu iyi gözlemleyin. Erken teşhis çok önemli. İlginç yanı, beyaz kuşum sağlıklı diye veterineri onu da kontrole götürmüştüm. Maviden ona da bulaşmış. Bu yani bulaşıcı bir hastalık. Daha da ilginç yanı, bu hastalık insanlara da bulaşabiliyormuş. Ki bende öyle bir şey olmadı çok şükür. Şimdi tedavisi hakkında bilgi vereyim. Tedavisi antibiyotik arkadaşlar. Bana veteriner bir dakika. Şöyle odaklayalım. Neyse gördüğünüz gibi şöyle bir şeydi. Antibiyotik verdi. Bunun içeriği tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimal doksilin tarzı bir şey. Doksilin içerikli bir antibiyotik. Hani belki veteriner olmayan, bulamayan arkadaşlar falan çok acil tedaviye başlamaları gerekirse bu bir ipucu olsun. Ama gene de bir veterinere danışın. Sonra kesinlikle çok önemli olan şey, bunu veterinerden aldım. Şöyle bir multivitamin. Şöyle zaten kutusuna çok bakmayın. Ben başka bir kutuya koydum. Poşette vermişti. Şöyle azıcık çay kaşığının ucuyla her gün suluklarına koyuyordum. Bunun ben çok faydası olduğuna inanıyorum. Multivitamini. Sonra veterinerle alakalı İlaçları verdi, tam gidecekken dedim hani bu yem yemiyor falan filan. Ha onunla ilgili de sana şunu verelim dedi. Bu da böyle şırıngada. Bu ilaç değil, bu bildiğimiz serum galiba. O tarz bir şey. Şekerli suymuş ama
Hani evde yapacağınız şekerli su gibi bir şey değil. Bir etken maddesi var gene. Bu kuşun iştahını açıyormuş. Yani çok işime yaradı mı? Bu çok yaramadı açıkçası. Size başka... çok ilginç bir şey daha değineceğim. Bu antibiyotikleri falan kullanırken kafesinizden mineral blok ve gaga taşı, kalamar kemiği falan hepsini çıkarın. Kalsiyum çünkü kuşların ilacın etkisini azaltıyormuş. Ben de bunu yeni öğrendim. Ben bunu tedavi bittikten sonra öğrendim. Biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Size tedavi sürecince başka kullandığım kendi vitaminlerimi de göstermek istiyorum. Arkadaşlar ilk vitaminimiz bu marka. Beapar demiyor. Bipar diye mi okunuyor bilmiyorum. B6, B12 vitamini diye geçiyor ama şöyle göstereyim. İçinde daha çok çeşit şey var. Tabii siz göremiyorsunuz büyük ihtimal, kusura bakmayın. Şöyle. Gerçekten kaliteli bir vitamin. Hani tüy konusunda anladım. Ben bunu tüye girmeden önce başka bir vitamin kullanıyordum. Onu da göstereceğim. Zaten sırada o var. Yani ikisini de kullandım. İlk gösterdim. Çok daha kaliteli bir vitamin. İkincisi de bu. Bunu zaten çoğu arkadaş biliyordur. Şöyle göstereyim size. Bunda B vitamini yok. Genel öyle. Ben bunu ilk kuş beslemeye başladığım zaman almıştım. Şimdi size çok hassas, çok ilginç, sadece ilk bir Türk YouTube kanalında görebileceğiniz bir şey göstereceğim. Tedavide böyle millet yazıyor işte, yok nasıl dezenfekte edeceğiz kafesi. Çamaşır suyu kullansam olur mu? Ya bilmiyorum, kullanan vardır. Belki işe de yarıyordur. Ama yani bana çok saçma geliyor. Çünkü yani ben bile ev çamaşır suyuyla yıkandığı zamanlar rahatsız oluyorum. Hani gayet fazla rahatsız oluyorum. Beni rahatsız eden şey kuşları neden rahatsız etmesin? Haksız mıyım bilmiyorum. Tercih size kalmış. Ama derseniz ki şöyle bir biraz bir bütçe ayırayım, kuşlarımın sağlığından önemli mi derseniz, size şunu öneriyorum. Bir dakika. Adı Virkones. Geniş spektrumlu virüslere falan etki eden kuş dezenfektanı diye geçiyor. Üstünde yazılar var. Böyle okursunuz. Kuş gribi dahil birçok virüse şeye etki ediyor. Çok kuvvetli bir ilaç. Uyarılar falan filan. Bunları okuyun. Okuyun. Okumak önemlidir. Öyle kullanmayın direkt. Ben tüm papağanın kafesi de dahil olmak üzere her şeyi baştan sona, yani sonuçta bulaşıcı bir hastalık, baştan sona dezenfekte ettim her şeyi. Yemliklerden suluklara, darı kıskaçlarına, mineral bloğa kadar her şeyi. Mineral bloğu falan bunu dezenfekte etmedim. Onları zımpara yöntemiyle dezenfekte ettim. Üstlerini zımparayla aldım. Şimdi size bunu nasıl kullanacağınız hakkında da bir bilgi vereyim. Üzerinde ölçüleri yazıyor. Nasıl hani tercih ederseniz kuş kümesine kadar her şeyi dezenfekte edebilirsiniz bununla. İnsan için de tabii çok önemli. Belki ben bu yüzden hasta olmadım. Neyse. Ben şey yaptım böyle %1 miktar falan filan diyordu da ben çok anlamam, öyle ölçü şeyim de yok. Göz kararınca bir tane fısfısa, cam sil fısfısı da olabilir, herhangi bir fısfısa doldurdum. Suyla karıştırdım, çalkaladım. Zaten epey bir köpürüyor. Sonra onlara her şeyi baştan sona onunla yıkayıp duruladım. Durulamak gerekiyor mu bilmiyorum. Üstünde de baktım, öyle bir şey yazmıyor ama ben duruladım. Çünkü ne olur ne olmaz yemlerden falan uzak tutun diye bir yazı gördüm. Yani bu da demek ki durulamak gerekiyor. Çünkü kuş tele de ağzını değecek. Şey de ağzını değecek. Baştan sona bununla temizledim kafesi. Ben bir daha öyle çok zor yani bir daha temizlerim o şekilde. Size başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yakında size kuş eğitim videoları hakkında bilgi vereceğim. Mesela çoğu arkadaş şu hareketi yaparken zorlanıyor. Gel. Gel oğlum. Gel. Bakın bu ayak atma hareketi. Bak. Bu şekilde. Size bunlar hakkında da bilgi vereceğim. Yani kuş eğitmenin göründüğü kadar zor olmadığını, papağandan bahsetmiyorum, muhabbet kuşundan bahsediyorum, zor olmadığını aktaracağım. Bu şekilde. Eğer Virkones veya böyle vitaminler hakkında
daha detaylı bir video isterseniz çekebilirim. Neden olmasın, hani isteğe bağlı. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Teşekkür ederim.